Hanımlar beyler, taşkınlık farkından herkese merhaba. Ben Emre. Oxygen Not Included'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde söylediğim gibi buralara bu sefer çiçekler koyacağız. Yemekle ilgili geliştirmeleri yapmaya çalışacağım. Şuraları önce bir önceliği 6'ya getirip temizleyelim. Ardından Power değil de Food'dan şu zıbırları bir dikmeye başlayalım. Burası bizim seramız olacak diyelim. Bunu da yapıyorum değil mi ben? 4 ile. Evet. Bayağı bunlardan böyle dizmeyi düşünüyorum şu an. Bunları tamamladıktan sonra elimizde varsa tohumlar, onları ekip yetiştireceğiz. Eğer yoksa hemen şuradaki karbondioksiti bir şekilde nasıl bertaraf ederiz onu da bilmiyorum gerçi, hani karbondioksit arıtma cihazımız henüz yok, yapmadık. Artık hani bakacağız. Bakacağız duruma göre. Şu klorinle ilgili hala çok bir bilgim yok. Oyun çok yeni olduğu için hani çok fazla bilgiye de ulaşamıyor insan. Buralar vakum. Bleachstone'lar burada da var. Bleachstone'un olduğu her yerde klorinle karşılaşıyoruz. İşin kötü yanı. Ekstrem derecede toksik bir kimyasal olduğu söyleniyor klorinin. Evet, bizim arkadaşlar bunları yapmaya başlamışlar. Harikasınız. Oo, 21 tane bundan var. Yapabiliyorum. Plant diyelim o zaman. Bayağı toplamışız biz bunların tohumlarından. İyi oldu. Evrandan aldığım bilgiye göre bu yaptığım maşparlar ishal olmalarına sebep olabiliyormuş. Dolayısıyla bizim o maşparları bir de pişirmemiz gerekecek. Onları nereye yapabilirim? Benim yemek fabrikam burada. Bulut'a gelsek. Onu daha geliştirmemişiz zaten. Bir search'a gel. Şunu geliştirebilirim şu an. Onun haricinde burada çok önemli bir şey var mı benim için diye bakıyorum. Yok, en önemlisi şu an bu gibi görünüyor. Bunu da bir geliştirin arkadaşlar. Size zahmet. Depolarımızı buralara yaptık. Organikleri buradan çıkart. Aradan seçmesi de zor oluyor. Organik değil. Ol. Aa, tam şuraya denk gelmesi lazım. Halledelim. Bu arada seriye göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkürler. İzlenme sayısı 100'ü geçtiği anda ben yeni bölümü çekmeye başlıyorum. Ve her bölüm 100'ü aşıyoruz. Mutluluk verici. Yalnız şimdi şuralarda şunlardan acilen kurtulmamız gerekiyor. 7 öncelikle siz şunları bir kazın arkadaşlar. Burada çünkü birisinin yatması gerekiyor ama yatak gördüğünüz gibi işgal edilmiş durumda. Tamam, güzel. Stres durumu Neşet'in %38'e çıkmış stresi. Neşet'i iyice bozmadan hemen masaja gönderelim. Keyif yerinde görüyorsunuz. Her şey güzel hoş. Buradaki basınç sanırım yeterli seviyede. Oksijenimiz var. Basıncımız yerinde. Altı kişi olarak hayatımıza devam ediyoruz şu an. Gayet hoş. Artık gördüğünüz gibi yemekleri de burada yiyorlar. Masalarında yiyorlar. Altı kişilik zaten yemek masamız var. Bunun arkasına da ben bir tablo yerleştirmek istiyorum. Şöyle
tam ortaya. Sanatta kim ilgileniyordu? Neşet ilgileniyordu. Tamam, güzel. Enerji yavaş yavaş sıkıntılı olmaya başlayabilir bize ama. Kömürümüz var mı? Var ama az. Şimdi bir ara kömür toplamamız gerekiyor. Çünkü hani kömüre ihtiyacımız olacak. Slime'lar burada. Slime'ları toplamamız lazım bir ara. Slime cihazı Ark üretiyor. Ve kedi su üretiyor. Kedi su üretmesi bayağı iyi bir şey. Yeni su kaynağınız olmaya başlıyor çünkü o. Bu kedi suyu arıtarak tekrar kullanabiliyorsunuz. Ama havayı dediğim gibi çok kirletiyor. Onunla sürekli ilgileniyor olmanız gerekiyor. Ve gitgide teknolojik aletlerimiz arttıkça buralarda tabii enerji tüketimi de artacak. Bu da bize sorun yaratacaktır. Şuradan biraz daha devam edeyim ben bunlardan ya, yapmaya. Yeterli miktarda toprağım var. Nasıl olsa. Tohumum da var. Burayı belki hani biraz daha yükseltiriz. Şöyle ikinci bir katı yaparız. İki katlı olur. Çetin stresi hala azalıyor. Güzel. Bir kere ben niye bu kadar köşe yaptım acaba ya? Şurada böyle yapardım ama herhalde başka kolonist gelirse diye ayırmış olmalıyım. Yatıydım bir de karnını doyurmakta. Hemen yatağına yattı. Emre niyeyse hala bu tuvaleti kullanıyor ama iki tane tuvaletimiz var, ikisi de çalışıyor diye biliyorum. Aynen. İkisi de sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Ya şunu kazmak yararlı olacaktır. Acelesi yok. Research'leri tamamlasın bizim arkadaşlar. Bir tane daha yemek makinesi yapmam gerekecek. Onun ardından. Yemekler bozulmasın diye aslında buzdolabı yapıp ona da koyabilirim. Bu arada yemek konusunda hiçbir sıkıntımız yok şu an. 113 bin kalorimiz var gördüğünüz gibi. Her şey güzel gidiyor sanki ya. Bilmiyorum. Şu karbondioksit de dediğim gibi başa çıkmamız biraz zaman alacaktır. Ark ne kadar kaldı bize? Oo, arklar bitiyor. Önceliği 9 yap. Ya da 9 değil hadi. 7 yap. 7 öncelikle şunları bir topla arkadaş. Arklar biraz sıkıntı yaratmaya başlıyor yavaştan. Tükendiği zaman biliyorsunuz ki oksijen sıkıntısı yaşayacağız. Şurayı da şöyle bir şu şekilde kassak. Tamam, topluyorlar zaten. Buralardaki oksidatlar da bize oksijen sağlıyor. Bunlar tükendiği zaman biraz oksijen sıkıntısı yaşamaya başlayacağız dediğim gibi. Karbondioksitler yoğunlaşmaya başlayacak.
Bir şekilde o durumları halletmemiz gerekiyor. Karbondioksit büyük ihtimal burada daha yoğun bir şekilde toplanır. Ve buralarda da birikecektir. Bunu bir alsanıza şuraya. Neşet'in stresi yok artık. 21 %17 streste. Niye ki? Ya seni de buraya alalım. Yeni bir koloniste ihtiyacım bence yok. 6 kişi gayet iyiyiz, gayet mutluyuz. Şu güncellemeler, daha doğrusu geliştirmeler bir biterse her şey çok daha güzel olacaktır. Bir tane daha pil yapsam mı diye bakıyorum da. Şu an için acelesi yok. Yani çok fazla işi üst üste yığdığınız zaman artık hangisine koşacaklarını şaşırıyorlar. Yani şu an buradaki düşen parçaları toplama, bunları yapma, research falan filan gibi bir sürü görevleri vardı. Hadi bunu tamamladılar. Cooking Station'ı buraya koyamam. Altı kapı. Cooking Station'ı ben şuraya biraz daha kazıp buraya yerleştireyim. Sandstone'la zemini yap. Ve bunun önceliği de alt olsun. Aynı şekilde bunun da önceliği altı. Derken gece oldu. Bir tane de buzdolabı yapmak istiyorum aslında. Şundan. Hem yemek yaparken işimize yarayacaktır. Artı 10 da dekor veriyor bu arada. Yani yemek yapacağımız makinenin daha yakında olacağı için işimize yarar. O anlamda söylüyorum. Şuraya yapacağım. Bunu da buraya yapacağım. Elektrik kablolarımızı alalım. Birini buraya, birini buraya. O işleri hallettikten sonra siz şu makineleri de yaparsınız. Çiçeklerimiz büyüyor. Galiba hani basınçtır, sıcaklıktır, o tür bir sorunumuz yok. %40'a kadar büyümüşler. İlk defa yetiştiriyorum. Kendi sevimde de ben beceremedim bir türlü yetiştirmeyi. Ama bahsetmiştim size, çok rezalet bir düzen var kendisi evinde diye. 107. gündeyim. Bir kişi hayatta galiba ama o da yakında ölecek kendisi evinde. 107'yi gördüm. Rekorum o şu an. Ve şunlardan yapmamıştım. Burada biraz daha güvenli ilerliyoruz. Daha düzenli ve güvenli olabildiğince işte. İlerliyoruz. Daha iyi gideceğimizi düşünüyorum ben burada. Çok uzun bir sürede 6 kişinin üstüne çıkmayı düşünmüyorum dediğim gibi. 6 tane kolonist iyidir. Aslında arklerimiz gerçekten az. Şunları da bir toplayabilirseniz ne kadar güzel olur. Burada bayağı bir karbondioksit birikmesi var. Nefeslerini tutuyorlar çalışırken görüyorsunuz. Eğlenceli arkadaşlar ya. Tamam, burayı da bitirdiniz. Güzel. Bu klorun buradan sızar mı? Ondan korkuyorum. Çünkü bazı taşların arasından gazlar sızıyor. Onu fark ettim oynarken. Bunda da öyle bir şey yaşar mıyım bilmiyorum ama işimi garanti alayım, buraları kapatayım. Ne olur ne olmaz.
Sonradan başımıza bela olmasınlar. Yemek konusunda hala hiçbir sıkıntımız yok. Sadece işte bağırsakları bozulabilir, ondan tırsıyorum. Cansın duşta. Erol Bey arkları falan da toplayacak galiba. Şunları da bir yapsanız aslında. Öncelik vermek istemiyorum. İşleriniz bitsin yoksa hani her şey iyice karışıyor. Fena gitmiyoruz ha. Güzel olacak diye düşünüyorum. Hani şunlar da çıkınca bayağı hani yemek derdi olmadan kendimize oksijeni vereceğiz işte nasıl halledebiliriz diye. Slime makinesi yapmam gerekebilir gerçekten. Bunu yaparsam nereye yapayım onu düşünüyorum hani. Buraları kazmam gerekecek. Onu da herhalde şuraya bir yere yaparım. Mümkün olduğunca hani kötü gazlardan uzak. Bayağı bir slime kaynağımız var burada. Aslında onu yavaş yavaş da yapmak lazım. Ama öncesinde şuradakileri de toplayabiliriz. Onun için burayı bir kazmaları gerekiyor. Yapacak çok işleri var arkadaşın. Bunlar yapılacak. Yalnız ben şunun önceliğini arttıracağım gerçekten. Yapmıyorlar çünkü. Gece oldu hala. Şunu yapmadınız arkadaşlar. Olmuyor böyle. Pilimiz geceyi idare ediyor gibi görünüyor. Şu an için. Şu Blitzstone'ların daha fazla olduğu bir yer bulsam keşke ya da klorinlerden kurtulmanın bir yolu. En korktuğum şey bu oyunda bu klorinler. Şu mikroplar falan filan hiç sorun değil. Buralarda var mıydı klorin? Klorinler şey. Alk. Oralarda da yokmuş. Güzel. Yiyecekleri artık burada saklayabilirsiniz. Hatta bunu kaldırabiliriz bile. Ama elektrik kesilirse falan dursunuz bir zarar yok şu an ya. Şimdi sen bundan üretmeye başlıyorsun arkadaş. Buraları bir ara temizleyin. Burası da bayağı temiz oldu yani. Toksik gazlar vesaire yok. Rahat rahat nefes alabiliyor arkadaşlar. Fena değil durum. Mutluluk verici. Cansın mangalımızı yapıyor. Oh oh. 2000 kaloriymiş bu. Hem de. Süper. Tabloyu da yapmaya başladı birileri. Kimin sitesi yükseldiğinin Neşet'in. Neşet'in sitesi artıyor gitgide.
Şu tabloyu yapamadık bir türlü. Ark etkisi azalıyor. Ben yavaştan kazayım mı şurayı ya? Yoksa yukarıya kazıp şuradaki arklarımı toplayayım. Biliyorum bölüm boyunca bu ikilemde kaldım ama sanırım burayı kazmak daha mantıklı olacak. Şurada bir karbondioksit birikmesi var sadece, o biraz endişelendiriyor beni. Aşağıya çökecektir o. Ama hani burayı bir an önce kazarsak hemen kapı koyarız. Ve o gazın geçmesine engel olabiliriz diye düşünüyorum. Şu manuel airlocklardan bir tane şuraya yerleştirsek. Bence iş görecektir. Oo, bu fazla ısıdan dolayı büyümüyor. Oraya niye ekstradan sıcaklık geliyor ki? Temperature. Bu kadar birazcık daha sıcak. Şu makinelerden dolayı sanırım. Ama bunlar neredeyse oldu. Ha, bu da düzeldi. Bir yere bir ısınma olmuş. Sonra geçti anladığım kadarıyla. Derken yine bir sıcaklık geldi. Ve büyümeye devam ediyor. Merdivenlerin şuraları nedense fazladan sıcak. Bazı yerleri ekstra sıcak, bazı yerleri soğuk. Onu çözemedim. Buralarda da yetişmesi biraz zor olacak o zaman. Yani buralar sıcak. Şu taraftakiler iyi de. Isı geçirmeyen tabanlardan yaparız. Buraları koyarız. Sıcaklığı biraz izole edebiliriz o şekilde ama şu an için onlardan bize yok galiba. Bunların geliştirmesine bakmam lazım. Şuradaydı. Aynen. O zaman şunu yapmaya başlayalım. Ve yine gece oldu. Neşet burada uyuyacak herhalde. Uyumaya niyeti yok gibi görünüyor. Oh, masaj diye. Herkesin stresi sıfıra indi, bu güzel. Aç yorgun. Elleri kirli yorgun. Elleri kirli yorgun. Arkadaşlar güzel tuvaletimiz var, gidin yıkayın elinizi burada. Temiz yani burası. Bu sefer pil yetmediler, biz önceliği buralara verince enerji üretemediler. Orayı kazdıktan sonra sizin nereden gitmeniz daha doğru olur? Şuraya alıp giderseniz. Şundan vazgeç. Onun yerine bunu koy. Ve bir merdiven yapmamız gerekecek tabi. Tabi bir merdiven de buraya yapmamız gerekiyor. Buraya da. Şuralardan zıplarsınız. Başlangıç için iyi bence. Yani buradan buralara yetişirler. Fena değil. Hadi bakalım. Nasıl olacak, nasıl edecek? Buraların önceliği var arkadaşlar. Şu kapıyı da yaptıktan sonra 111 bin kalorimiz hala var. Daha fazla kalorimiz alacak kadar yemeğim var ama oksijenden emin değilim. Ekstradan karbondioksit üretecekler. İşte şu işler biraz daha hızlı ilerleyecek öyle bir durumda ama bir süre daha bekleyeceğim ben yeni kolonist için. Ki zaten yerim yok. Şu an burada yerim yok. Buraları biraz daha genişletip ilerletmek gerekecek büyük ihtimal. Yine yataklara koymak için. Şu resmi bir yapmadınız ya. Bir yapmadınız şu resmi. Şunu da kaldırmadınız bölüm boyunca.
Çalışın bakalım. Bitkiler %89'da. Güzel. Bunlar az bir şey kaldı. Yapılacak yani ama basınç düşüyor şu an. Oksijen üretimimiz mi durdu? Evet, maalesef durdu. Ark olmadığından dolayı. Arkadaş, buralarda ark var. Şunları 9 öncelikle bir toplasanıza. Ne zamandır söylüyorum size. Evet. Bunu da alın böyle. Ve bir arkadaş daha geldi. Oksijenimiz tekrar gelmeye başladı. Basınç hala düşüyor ama artacaktır. Seni almayacağım ve bölümü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ben yine daldım gidiyorum. Yapılacak çok işimiz var da. Karbondioksitle uğraşacağız. Oksijeni biraz daha iyi üretmemiz gerekiyor. Şu elektrolizer yapabilirim. Onu da bir delirium sistemine sokabilirsem eğer. Düzgün bir şekilde. Onu deneriz. Önümüzdeki bölümde hep beraber. O da güzel bir oksijen kaynağı olur bize. Hadi bakalım. O zaman bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum.